birçok kurumsal firmaya bilişim anlamında destek veren Webcom Bilişim'deyiz şu anda. Yanımızda da şirketimizin sahibi Gökhan Bey var. Nasılsınız Gökhan Bey? İyi, sizleriz olur. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Önce isterseniz çok kısa sizi tanıyalım. Gökhan Güneş, 1984 Konya doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Güzel, Allah bağışlasın çocuklarınızı. Şimdi bilişim sektörü bildiğimiz kadarıyla son zamanlarda en çok tercih edilen sektörlerden bir tanesi. Siz de yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Biraz önce firmamızı tanıyalım. Kaç yılında kurdunuz? Bugünleri nasıl getirdiniz? 2010 yılında 25 metrekare bir iş yerinde firmamızın kuruluşunu yaptık. Şu anda 200 metrekare bir iş yerinde firmamız tüm müşterilerimize destek veriyoruz. Evet. Güzel. Peki vermiş olduğumuz hizmetlerden de biraz bahsedelim. Açacak olursak tek tek kalem kalem sayacak olursak neler söyleyeceksiniz? Biz bütün müşterilerimize teknoloji koçluğu yapıyoruz. Elektronik anlamda bütün hizmetlerin desteğini veriyoruz. Bu anlamda bizim ağırlıklı bilgi güvenliği, güvenlik duvarları, müşterinin bilgileri çalınmasın diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve günübirlik yedeklerinin alınmasını sağlıyoruz. Evet. Aynı zamanda ürün tedariği de yapıyorsunuz siz. Ürün tedariği kısmında müşterimiz A'dan Z'ye güvenlik kamerasıdır, santralidir, web sitesidir, kurumsal kimlik çalışmasıdır. Bilgisayar donanım satışlarını da yapmaktayız. Evet. Yani kurumsal bir şirkete bilişim anlamında ne ihtiyaç varsa siz bunların hepsini temin edebiliyorsunuz. Evet, aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Doğrudur. Yani ne alınacak, ne edilecek, ne lazım burada, ne gerekiyor, bütün tespitlerini biz kendimiz yapıyoruz. Evet. Nasıl gözlemliyorsunuz peki bunları? Biz zaten firmanın işleyişini ilk önce soruyoruz. Biz burada ne yapacağız, ne edeceğiz, ne amaçla çalışacağız? Bunu zaten soruyoruz. Üretim amaçlı mı, üretim olmayacak mı, sadece alsat mı olacak? Bunların hepsini detaylı bir şekilde sorarız. Bilgisayarda ne alması gerekiyor ya da donanımsal olarak ne alması gerekiyor? Tespitleri zaten bellidir. Bunları sunuyoruz kendilerine. Kabul ettiği sürece de zamanında teslimlerini yapıyoruz. Evet. Siz projeleri teslim ettikten sonra aynı zamanda devamlılığını da sağlıyorsunuz değil mi? Evet. Devamlı nasıl anlıyoruz? Belli bir bakım çalışmaları yapıyoruz. Sürekli kontrol altında tutuyoruz. Kendimiz takip ediyoruz. Oradan kimseye teslim etmiyoruz. Siz işinizi çok iyi yapıyorsunuz Gökhan Bey. Biraz röportaj öncesinde konuşma, sohbet etme şansımız oldu kendisiyle. Çünkü sadece Konya bölgesine değil, Türkiye'nin birçok noktasıyla çalışıyorsunuz. Peki bu kadar çok firma, özellikle kurumsal firmalar sizi neden tercih ediyorlar? Biz işimizi riskli, düzenli, zamanında teslim ederiz ve bizim yaptığımız işlerde kolay kolay aksaklık ya da arıza neye sebep vermeyiz yani. Yani burada da kullandığımız ürünler, tedarikçilerimiz bize sonuna kadar destek verdiği için hiç müşterimizi üzme yolunda gitmeyiz. Yedekli olarak çalışırız. Arıza yaptırılan yerine ürünlerimizi tespit edilir ya da teslim süresini hızlandırırız. Bu şekilde hiçbir yerde kusursuz bir şekilde destek vermekteyiz. Evet. Zaten bir yerde başarı varsa orada muhakkak ki bir ekip çalışması vardır bence. Sizin de dolayısıyla da güçlü bir ekibiniz var. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz peki? Bizim içeride 4 kişilik bir grubumuz var. Bunlar günlük gelen telefonlar ve dışarıdaki destekler yapar. Dışarıda 6 kişilik grubumuz var. Bunlar da yerinde olan müşterilerimize destek vermektedir. Evet. Peki Gökhan Bey, siz uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. İşi çok iyi biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki sektörünüzü? Bilişim sektörü vazgeçilmez bir sektördür. Sadece doğru alımlarla bu işlemleri sürdürebiliriz. Biz teklif verirken A'dan Z'ye ürün modelini, cinsini yazarak da veririz. Müşterimize dikkat edilmesi gerekenler de teklif alırken de bunlara kontrol etmek zorundadırlardır. Örnek veriyorum, bir kamera ya da bir bilgisayar diye bir teklif alınamaz. A'dan Z'ye modeli, cinsi yazılmak zorundadır ya da teklif alırken bu şekilde almak zorundalardır. Bu şekilde işimizi kolaylaştırırlar. Öbür türlü biz A markasını önerirken başka biri Z markası önerip fiyat düşmesi sebebinden dolayı müşteri kaybedebiliyoruz. Evet. Bunu da illaki müşteriyi bilinçlendirmek zorundayız. Bilinçlendirmenin yoluna gidiyoruz. Evet. Tabii satışta bu kıstaslar çok önemli ama satış sonrası hizmetler de oldukça önemli. Bu bağlamda peki neler yapıyorsunuz? Biz anlaşmalı olduğumuz firmalarda 7/24 destek veriyoruz. Bizim telefonumuza bakmamak gibi de bir durumumuz yok. Ekibimiz buna göre yanında telefonlarını taşır, 7/24 telefonlarına bakar. Çok acil durumlarında gece dahi olsa gider yerinde desteğini veririz biz. Bizim zaten çalıştığımız firmalar petrollerdir. Hepsi kurumsal firmalardır. Yani gecede çalışan, gündüzde çalışan firmalarımız da vardır. Biz mecbur telefonlarımız açık olmak zorunda ve 7/24 destek vermek zorundayız.